Sevgili izleyicilerimiz, Sarı BQ'nun tanıtım programına hoş geldiniz. Bu tanıtım programında öncelikle bizlere sponsor olan sponsorumuz Volkan Can. Volkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün Sarı BQ'ndeyiz. Gel bak, burası marul. Orada domates, şu kıyıları fasulye. Şu kayısımız, şu fişnemiz, şu cevizimiz. Şu salatalık. Buralar salatalık. Burası çilek. Baktın mı çileğe? Şu elmamız. Evet, bunlar dediğin gibi yine fasulye, hep komple. Bayağı büyükmüş bahçe ya. Bahçemiz büyük. Tekrar burası, bu erik ağacı. Bak. Şu erik ağacı. Can eriği. Evet, can eriği. Şunlar kayısımız. Bunlar domates. Buralar yine dediğim gibi ceviz. Buralar bak, üstler. Komple ceviz. Erik. Erik, ceviz. Tekrar yine kayısı. Buralar da ne? Ekili fasulye mi? Buralar domates. Fida. Buralar domates, bu yan fasulye, şu taraf kabak, o karşısı yine ceviz, kayısı, armut. O armut. Biz. Şu. Evet, şu büyük ceviz. Maşallah, cevizi çok. Ceviz bayağı çok ya, maşallah. Ceviz çok. İyi de yetkin. Hemen 25 sene falan oldu. O cevizi dikildi. Evet. Çiletliyor muyuz, izin veriyorsun değil mi? Ne demek Davud'um, ne demek yani ya? Dur bir dakika, daha çayımızı içecek. Çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz? Hangisi kolayına gelirse. Benim için fark etmez. Kahve var mı, kahve? Kahve olmaz olur mu? Kahve içelim mi? Kahve. Şu pancar pürünü ne yapıyorsunuz? Bunu pişiriyor. Pişiriyorsunuz? He. Bu sene tohum mu ektin yoksa geçen senenin şeyi mi bu? Bu geçen seneden kalan bunlar. Le mi? He. Kendiliğinden çıkan yani bunlar hep. Bu kendiliğinden çıkıyor. Biçiyorsun tekrar çıkıyor. Biçiyorsun tekrar çıkıyor. Bunun tohumu dökülüyor biliyor musun? Anladım. Ondan yani. Çok güzel. Güzel bahçen var. Güzel emek harcamışsın. Evet. Cevizi bir anlatmayayım. Cevizi kim dikti bu cevizi? Bu cevizi... Var sağlam. Yok. Nasıl yok? 25 yıllık bu ceviz. Şu ceviz. Evet. Şu büyük ceviz. 25 yıllık. Mümkün değil. 50 yıl vardır ya. Ya ben buraya 80 kaçta çıktım. Güzel ceviz veriyor mu? Bıdıyor musun sen bunu? Bunu hiç bıdamadım daha. Niye hiç bıdamadın? Bıdayınca daha rahat olmaz mı? Daha vallahi bilmiyorum. Öyle bir şeylerle hiç ilgilenmedim. Çünkü kendiliğinden şey yaptığı için biliyor musun? Onun için hiç şeye gerek yok yani böyle. Bıdamaya. Bak şunlar kendiliğinden çıkan cevizler hep. Dökülüp de. Dökülüp de çiğitten yetişti yani. Evet, çiğitten yetişti. Kaç yıllık mesela? 5 yıllık. 5 yılda bu hale geldi. Kaç yıldır cevizini yiyorsun, ceviz veriyor daha mu? Daha vermedi. Hiç daha... mi vermedi? Yok daha. Vay kara soyha vay. Ya daha hiç cevizi yok bunun. Nasıl vermez ya, vermesi lazım ya. Vermedi.
Havasını mı beğenmedi yoksa? Daha küçük daha bu. 5 seneden küçük sonra verir. Ya milletin bir cevizi var. Bacak onlar, kadar. Onlar ayrı. Dalda bir ceviz var var ya kilo oydan. O doğru. Nasıl oluyor o cevizi? Nasıl oluyor? Cinsinden onu. Onunla mı oynuyorlar? Cinsinden mi o? Cinsinden. Cinsinden. Ama bu doğal değil mi? Bunun bu lezzeti başka abicim, bunun, olur. Bunun gibi olmaz. Başka, onun gibi olmaz. Kurbanım da. Kaç tane ceviz ağacın var bahçede abim? Burada 13-15 tane ceviz ağacım var. 15 tane ceviz ağacım var. Ne yapıyorsun bu cevizleri? Evet. Vallahi işte böyle komşularla falan işte şey yaptığı zaman işte ah baba dosta veriyor yani. Yaklaşık kaç yıldır ceviz var? 25 yıldır var. Ceviz, her sene cevizin olur mu? Her sene bu sene çok döktü ya. Geçen giden sene de tolu. Soğuk mu vurdu acaba? Evet. Tolu mu vurdu? Tolu da geçen sene tolu şey yaptı, mahvetti komplesini. Ondan yani. Yoksa çok güzel cevizlerim vardı. Anladım. Bu sene de fazla yok gibi. Şunu biraz. Şu büyük cevizi Çorum'dan getirdiydim fidasını. Çorum'dan. Çorum cevizi. İyi yine sana yetecek kadar varmış. Var ya, var bu sene gibi. Çok döktü. Evet. Çok. Aynen şey gibi döktü bunlar hep komple. Neler var bahçende? Domates var, biber var, salatalık var. Fasulye var. Pancar pürü var. Ondan sonra soğan var, kıvırcık var. Çilek bile var yani. Çilek de var. Çilek bile var. Çileğin gerçi mevsimi geçiyor herhalde. Geçiyor. Bayağı yedin herhalde. Ya öyle pek şey yapmadık da. Canım sıkıntısıyla geçin. Yemiyor mu çilekleri? Çok küçük oldu bu sene ne olduysa yani ya. Hiç böyle bir tatlı. Ya şimdi küçük olmasının sebebi sık olması bir. Seyrelmesi lazım. Öyle mi? Tabii. İkincisi bahımını dibini çapalayacaksın. Evet. Dibindeki otları ayıtlayacaksın. Evet. Anladım. Ya çok güzel olur. Aslında biraz şöyle gübre suyun dibine doğru yanaştırsan, şu karşının otunu temizlesen doğruya çilek diksen. Davut ben sana bir şey diyeyim mi? Aslında benim zamanım olmuyor onlar. Zaman olmuyor. Zamanım olsa doğru. Bunların senin çiftçiliğinle uğraşıyorsun. Evet. Hayvancılıkta var mı bari? Hayvancılığı sattım ya. Mi? Bıraktım hanım, artık. Hanım rahatsız oldu biliyor musun? Onun için yani 5 sefer ameliyat oldu. Malın böyle şeyinden de rahatsız oluyormuş. Enjeksiyon kapıyordu biliyor musun? Doğru. Onun için. Senin isim malum. Neydi abim? İsmail Can. İsmail Can. İsmail abi, Can soyadında köyde kimler var sizin kabileden, sülaleden? Hiç yok. Şu an köyde sade siz mi varsınız? Sadece biz varız. Anladım. Biraz köyden bahset. Köyde kimler kalıyor şu anda? Köyde belirli yaşlı. Kışın kimler oluyor mesela? Kışın belirli yaşlı insanlar kalıyor. Öyle pek köyümüzde mesela insanlar kalmıyor ki. Hepsi Ankara'ya falan gidiyorlar. Ankara'nın gurbetçisi daha mı çok? Çok. Gurbette. Kaç tane var Ankara'da sizin köyden? Hemen hemen 250-300 tane var. 250-300 tane var. Köyünüzün derneği var mı orada? Var. Kim? Dernek başkanı kim? Ahmet Moran. Geliyor mu köye hiç? Gelirler. Köyde etkinlik falan yaparlar mı? Gelirler. Yardımcı olurlar. Her yönden yardımcı olurlar. Şenlik yaptınız mı köyde? Bundan 2 sene önce yaptık şenliği. Hani önce. Bu şey vardı ya hastalık. Pandemiden önce. Çok güzel. Evet şimdi gurbetçilerden gelen var mı Ankara'dan? Köylerde tek tük gelen var. 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 Çocuklardan belli oluyor bu çocuklar. Ankara'nın Evet. Hep Ankara'nın. Gençleri bunlar. Gençleri. Gençlik merhaba. Şöyle kameraya bir gülümseyin. Yanaşın bakayım iskeleye doğru. Gelin yanaşın lan. Bakayım. İsimlerinizi bir söyleyin bakayım. Bak bunlar hep bizim gençlerimiz. İsminizi bir söyleyin bakayım. Sırasıyla yaklaşalım biraz. Ver mikrofonu. Kendinizi bir tanıtın. Hadi bakayım bir tanıdın kendinizi bakayım. Bir. Buradan başlayalım. Benim adım Kaan. Buralıyım. Aslen Yozgatlıyım. Ankara'da yaşıyorum. Öyle o kadar. Muhtarın torunuyum diye. Muhtarın torunuyum. Öyle. Benim adım da Burak. Yozgatlıyım ben de. Ankara'da yaşıyorum. Bu kadar. Oğlum bak Erdoğan dedem vardı. Böyle konuşacaksınız yani tek tek hepsinde. Benim ismim de Elvar. Ben de Yozgatlıyım. Buralıyım. Ankara'da doğdum. Büyüdüm. Yani ben de Teyliz'in Rıza'nın torunuyum. Böyle anladım. Benim adım Berke. Yozgatlıyım. Ankara'da doğdum, Ankara'da yaşıyorum. Bu kadar. Hadi bir el sallayın buraya hep birlikte. Sevgili izleyicilerimiz, Sarınbey Köyü'ndeyiz. Sarınbey Köyü'nün yeni tanıtım çekimi için Sarınbey Köyü'nden bir babayiğit arıyoruz.
Buradan Sarımbey Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak, WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşabilir, Sarımbey Köyü'nün bir tanıtımını da ben yaptırayım diyebilirsiniz. Buradan Sarımbey Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak, WhatsApp'tan ulaşarak bizlere ulaşabilir, köyünüzün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Sarımbey Köyü'nden yok mu bir baba yiğit? Gayrı o köylerden göçüp geldik de, dağını, taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de, adam gibi bir gün görmedik kardeş, görmedik kardeş. Sevgili izleyicilerimiz, Darıcı Köyü'ndeyiz. Darıcı Köyü Yozgat merkeze bağlı bir köy. Evet, Darıcı Köyü'nün birinci tanıtım çekimi için Darıcı Köyü'nden bir baba yiğit arıyoruz. Sarımbey Köyü'nün bile iki defa tanıtımı yapıldı ama Darıcı Köyü'nün henüz birinci tanıtımı dahi yapılmadı. Darıcı Köyü'nde baba yiğit yok mu? Ben inanıyorum, Darıcı Köyü'nden bir baba yiğit çıkacak, bizim köyünde tanıtımı yapılsın diyecek. Bize Darıcı Köyü'nden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Bu arada tanıtım ücreti deyince öyle ahım bir çekim ücreti değil, cazip bir fiyat. Evet, buradan Darıcı Köyü'nün gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak, WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşabilir, Darıcı Köyü'nün birinci tanıtım çekimine sponsor olabilirsiniz. Darıcı Köyü'nden yok mu bir baba yiğit? Gayrı o köylerden göçüp geldik de, dağını, taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de, adam gibi bir gün görmedik kardeş, görmedik kardeş. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kababil Köyü 4 kilometre, Taşpınar Köyü 10 kilometre, İsa Fakılı Köyü 14 kilometre. Buradan Kababil Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp Kababil Köyü'nün tanıtımına sponsor olabilirsiniz. Evet, daha önce Taşpınar Köyü'nde bir defa tanıtım çektik. İsa Fakılı Köyü'nden iki tane baba yiğit çıktı. İsa Fakılı Köyü'nün de iki defa tanıtımı çekildi. İnşallah, inanıyoruz, Kababil Köyü'nden de. 3 yıldır bekliyoruz. İnşallah 3 yıl sonunda Kababil Köyü'nden de bir gurbetçimiz, il dışında yaşayan bir gurbetçimiz bizlere ekrandaki iletişim numarasından ulaşıp bütün köylerin tanıtımı yapılmış Kababil Köyü'nün niçin yapılmadı? Ben de bir baba yiğitlik yapayım. Ben de Kababil Köyü'nün tanıtımına vesile olayım, sponsor olayım diyen bir baba yiğit bekliyoruz inşallah. Evet, buradan Kababil Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz.